Birinci soru. Tahsin oyuncakları görünce ablasının elini bıraktı. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde vardır? Altı çizili sözcük bıraktı. Elini tutmaktan vazgeçti. Şıklara bakalım. A şıkkı. Arkadaşlarıyla gölde balık tuttular. Evet, buradaki bırakmakla tutmak zıt anlamlı değildir. B şıkkı. Şehre gelince ilk iş olarak bir ev tuttu. Buradaki tutmakla bırakmak zıt anlamlı değildir. C şıkkı. Kitapları düşürmemek için sıkıca tutuyor. Evet, buradaki tutmakla bırakmak zıt anlamlıdır. Doğru cevap C şıkkıdır. D şıkkı. Vapura binmedim çünkü beni deniz tutar. Buradaki tutmakla da bırakmak zıt anlamlı değildir. İkinci soru. Simge, kanıt, netice. Bu sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde yoktur? A şıkkı. Bu sonuç herkesi memnun etti. Sonuçla netice eş anlamlıdır. B şıkkı. Bazı konularda henüz acemi sayılırım. Evet, bu cümlede yukarıdaki kelimelerden herhangi birinin eş anlamlısı yoktur. Doğru cevap B şıkkı olacak. C şıkkı yeni kurulan takımın sembolü kartı aldı. Evet, buradaki sembolle simge eş anlamlıdır. D şıkkı daha fazla delil toplamaya çalıştı. Bu cümledeki delil ile kanıt eş anlamlıdır. Doğru cevap B şıkkıdır. Üçüncü soru. 1. Kilim renklerin ve desenlerin uyumuyla hayranlık uyandıran bir sanattır. 2. Anadolu'da kilim hayatın kendisini renk renk dokumak demektir. 3. Bu renkler öylesine seçilmez. Aksine her renk bir yaşam öyküsünü anlatmak için seçilir. 4. Her rengine bir anlam yüklenen kilimin dilinden sadece o renkleri okumayı bilen anlar. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde duygu belirten bir ifade vardır? Birinci cümlede hayranlık uyandıran ifadesi duygu belirttiği için doğru cevap A şıkkıdır. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir şeye aşırı ilgi göstermek, önemli bakıp korumak anlamında bir deyim kullanılmıştır? A şıkkı. İçeri girince masanın üzerindeki kitap gözüme çarptı. Bu cümledeki gözüme çarptı deyimi görmek anlamındadır. B şıkkı. Elbisenin güzelliğini görünce gözleri fal taşı gibi açıldı. Evet, buradaki deyim fal taşı gibi açıldı. Bu şaşırdı anlamındadır. C şıkkı. Gözü gibi sakındığı yavru kedi artık toparlanmış, büyümüştü. Gözü gibi sakındığı deyimi bir şeye aşırı ilgi göstermek, önemli bakıp korumak anlamındadır. Doğru cevap C şıkkıdır. D şıkkı. O gözünü daldan budaktan sakınmaz. Her işe atılır. Burada gözünü daldan budaktan sakınmaz deyimi cesaretli, korkusuz anlamındadır. Beşinci soru. Penceren her mevsimde açıyor türlü renkler. Toz pembe, eflatun, mor, kırmızı, beyaz, sarı. Dert çeken gönüllere teselli bu çiçekler. Bu çiçekler bekliyor umut denen baharı. Bu dizelerde kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı renk, B şıkkı çiçek, C şıkkı bahar, D şıkkı pencere. Şiirin son mısrasında bu çiçekler bekliyor ümit denen baharı dendiği için çiçekler kişiselleştirilmiştir. Doğru cevap B şıkkıdır. Altıncı soru. Bir kitap ayracının yapım aşamaları aşağıda karışık olarak verilmiştir. 1. Beyaz akrilik boyayla kesilen kartonun ve yaprağın üzerine desenler çizin. 2. Çevrenizden bulduğunuz büyükçe bir yaprağı bir kartonun üzerine yapıştırın. 3. Kitap ayracınızı kullanmak için boyanın kurumasını bekleyin. 4. Kartonu yaprakla aynı olacak biçimde kesin. Numaralanmış cümleler oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? İlk cümle 2 numaralı cümle olmalıdır. Çevrenizden bulduğunuz büyükçe bir yaprağı bir kartonun üzerine yapıştırın. İkinci cümle de 4 numaralı cümle olmalıdır. Kartonu yaprakla aynı olacak biçimde kesin. Üçüncü cümle birinci sırada verilen cümle olmalıdır. Beyaz akrilik boyayla kesilen kartonun ve yaprağın üzerine desenler çizin. Son cümlede 3 numaralı cümle olmalıdır. Yani kitap ayracınızı kullanmak için boyanın kurumasını bekleyin. Doğru sıralama 2, 4, 1, 3 şeklinde olmalıdır.
Doğru cevap D şıkkıdır. 7. soru. Günlerdir odasının penceresinden uzun uzun dışarıyı izliyordu. İçine attığı şeyleri bilmiyorduk. Bilsek yardım edebilirdik. Bu metindeki altı çizili deyimin taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı sıkıntısını kimseye belli etmemek. B şıkkı üzüntü verecek davranışta bulunmak. C şıkkı bir sorunu çözümleyememek. D şıkkı bir konu üzerinde çokça düşünmek. Altı çizili deyim içine atmak. Bunun anlamı sıkıntısını kimseye belli etmemektir. Doğru cevap A şıkkıdır. 8. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel bir görüşe yer verilmemiştir? A şıkkı. Türkiye'nin en yüksek rakımlı kayak merkezi Palandöken'dir. B şıkkı. Ege'nin sahillerinde mis gibi kokan çiçekler açar. Mis gibi kokan çiçekler ifadesi kişisel bir görüştür. C şıkkı. Safranbolu'nun dar sokaklarını kesen şirin evleri bizi geçmişe götürdü. Burada da şirin evler ifadesi var. Bu da bir kişisel görüştür. D şıkkı. Rize'nin yemyeşil doğası ziyaretçilerine huzurlu bir güzellik sunar. Buradaki huzurlu bir güzellik de gene kişisel görüştür. Kişisel görüş olmayan cümle A şıkkında verilmiş. Doğru cevap A şıkkıdır. 9. soru. Ressamın 1961 yılında açtığı sergi onun için bir dönüm noktasıydı. Nasıl da canlı resimlerdi onlar. Pastalar, turtalar, sakız makineleri, kravatlar, rujlar. Sonraki yıllarda yaptığı resimler ise insan portreleri ve şehir manzaralarıydı. Bu metinde sözü edilen ressamla ilgili aşağıdakilerin hangisi kesinlikle söylenir? A şıkkı, ilk sergisini 1961 yılında açtığı. Bunu kesin olarak söyleyemeyiz. Sadece 1961 yılında bir sergi açmış, onu biliyoruz. B şıkkı, resimlerinde farklı nesnelere yer verdiği. Evet, bu kesinlikle söylenebilir. Çünkü resimlerinde pastalar, turtalar, sakız makineleri, kravatlar, rujlar varmış bakın. Doğru cevap B şıkkı olacak. C şıkkı sergisinde insan portreleri olduğu. Bunu da söyleyemeyiz. D şıkkı sergiden sonra daha fazla resim yaptığı. Bunu da söyleyemeyiz. Doğru cevap B şıkkıdır. 10. soru. Oturduğumuz büyük köşkün demir kapıları ardına kadar açılmıştı. Bahçıvanımız bahçeyi temizlemiş, diğer görevliler her yeri pırıl pırıl parlatmıştı. Köşkte yapılacak tören için tüm hazırlıklar neredeyse tamamlanmıştı. Bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisi yoktur? A şıkkı zaman, B şıkkı mekan, C şıkkı şahıs, D şıkkı olay. Evet, metinde mekan, şahıs ve olay unsuru vardır fakat zaman unsuru yoktur. Doğru cevap A şıkkıdır. 11. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır? A şıkkı. Zamanı ayarlayamadığımdan son otobüsü kaçırdım. Burada neden sonuç ilişkisi var? B şıkkı. Derdine çare bulmak için hastaneye gitti. Burada da amaç sonuç ilişkisi var. C şıkkı. Çok kazanırken birikim yaparsam ev sahibi olabilirim. Evet, buradaki sağ ekinden dolayı bu cümlede koşul anlamı vardır. Doğru cevap C şıkkı olacak. D şıkkı. İstediği sonucu alamayınca küplere bindi. Burada da neden sonuç ilişkisi vardır, koşul anlamı yoktur. 12. soru. Kediler yaşamlarının çoğunu uykuda geçirir. Günde en az 12 saat uyurlar. Yaşlandıkça günlük uyku süreleri 20 saate kadar çıkar. Uyumak için kalabalık olmayan sıcak ve sessiz yerler ararlar. Hava sıcaksa uzanarak, soğuksa kıvrılarak uyurlar. Bu metinde kedilerle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A şıkkı, yaşlandıkça uykuya ayırdıkları zamanın arttığına. Buna değinilmiştir. Normalde 12 saat uyuyorlar, yaşlanınca 20 saate kadar uyku süreleri çıkıyormuş. B şıkkı, uyumak için sıcak ortamları tercih ettiklerine. Evet, genellikle sıcak ve sessiz yerleri arıyorlarmış. Buna da değinilmiş. C şıkkı, uyudukları ortamın uyku sürelerini etkilediğine. Evet, buna değinilmemiştir. D şıkkı, uyuma pozisyonlarının sıcaklığa göre değiştiğine. Buna da değinilmiş. Hava sıcaksa uzanarak, soğuksa kıvrılarak uyurlar. Doğru cevap C şıkkıdır. 13. soru. Hemen herkes hayatında en az bir kez mektup yazmıştır. Mektup yazarken uyulması gereken bir düzen vardır. Mutlaka bir hitapla başlanır. Ardından bir giriş cümlesi yazılır. Bu giriş cümlesi mektubun konusunu haber verir. Sonra anlatılmak istenenler dile getirilir. Son bölümde ise veda cümleleri yazılır.
Mektupta ayrıca isim ve tarih bilgisi de yer alır. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı, mektup yazmanın amacı. B şıkkı, mektupla konu seçimi. C şıkkı, mektubun yaşamımızdaki yeri. D şıkkı, mektup yazma kuralları. Verilen metnin konusu mektup yazma kurallarıdır. Doğru cevap D şıkkıdır. 14. soru. Kulübenin kapısına yaklaştı. Eğilip içeriye baktı. Kocaman ellerini kulübeye sokarak çocuğu dışarıya çekti. Neye uğradığını şaşıran çocuk devin elinden kurtulmaya çalıştı. Dev yalnızca arkadaş olmak istediğini söyleyip onu yere bıraktı. Bunun üzerine çocuk çok rahatladı. Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnektir? A şıkkı haber metni, B şıkkı hikaye, C şıkkı masal, D şıkkı fable. Evet, parçanın türü masaldır. Doğru cevap C şıkkıdır. 15. soru. Vücut sıcaklığının yükselmesine ateş denir. Vücudumuzun normal sıcaklığının 36-37,5 derece olması gerekir. Eğer vücut ısısı normalden yüksekse ateş çıkmış olur. Bazı virüs ve bakteriler veya su içmeden uzun süre güneşte kalmak ateşin çıkmasına sebep olur. Ateş, vücudun kendini savunmasının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu metin aşağıdaki soruların hangisine yanıt vermek amacıyla yazılmıştır? A şıkkı, ateşin çıkmasının sebepleri nelerdir? B şıkkı, ateşin çıkması vücuda zarar verir mi? C şıkkı, ateş çıktığında ne yapılmalıdır? D şıkkın, ateş çıkınca vücut tepki verir mi? Verilen metin A şıkkındaki ateşin çıkmasının sebepleri nelerdir sorusuna cevap vermek amacıyla yazılmıştır. Doğru cevap A şıkkıdır. 16. soru. Her meyvenin kendi mevsiminde tüketilmesi gerektiğini düşünürüm. Çünkü bir meyvenin tadı ancak mevsiminde güzeldir. Mevsiminden önce tezgahta görüp canım çekse de karpuz yemek için yazı, mandalina içinse kışı beklerim. Bu sözleri söyleyen biriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A şıkkı azimlidir. B şıkkı tutumludur. C şıkkı umutludur. D şıkkı sabırlıdır. Bu sözleri söyleyen biriyle ilgili sabırlıdır denebilir. Doğru cevap D şıkkıdır. 17. soru. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı yay ayraç içinde yanlış verilmiştir? A şıkkı. Ağabeyinin ikazını dikkate almadığı için pişman oldu. Altı çizili sözcük ikazını eş anlamlısı uyarı. Bu doğru verilmiştir. İkaz da uyarı aynı anlamdadır. B şıkkı. Hastalığı ilaca gereksinim duymadan atlattı. Evet, altı çizili sözcük gereksinim parantez içerisinde ihtiyaç. Burada da gereksinimin eş anlamlısı ihtiyaçtır. Doğru verilmiş. C şıkkı. Toplantı salonundaki koltuklara rastgele oturduk. Altı çizili sözcük rastgele parantez içerisinde gelişi güzel. Rastgele ile gelişi güzel eş anlamlı olduğu için burada da doğru verilmiş. D şıkkı. Adam çok sesli konuşuyordu. Altı çizili sözcük sesli, parantez içerisinde gürültülü. Sesli ile gürültülü eş anlamlı değildir. Dolayısıyla burada yanlış verilmiş. Doğru cevap D şıkkıdır. 18. soru. Zamanını planlamayan insanların en büyük sorunu işlerini bitirememektir. Boşluk. Zamanını planlayan insanlar tüm işlerini bitirip hedeflerine ulaşır ve başarısının keyfini çıkarır. Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlam akışı bozulmaz. A şıkkı hatta, B şıkkı buna rağmen, C şıkkı çünkü, D şıkkı ancak. Boşluğa hatta buna rağmen ve çünkü getirilirse anlam akışı bozulur. Fakat boşluğa ancak kelimesi getirilirse anlam akışı bozulmaz. Doğru cevap D şıkkıdır. 19. soru. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır? 1. Bahçede beslediğimiz karavaşa bir kulübe yaptık. Burada yazım yanlışı yoktur. Karavaş özel isim olduğu için büyük harfle başlamış ve ek kesme işaretiyle ayrılmış. 2. Bu saate kadar bizi aramış da bulamamış. Buradaki ta ayrı yazılmış. Yanlışlık var. Bunun bitişik olması gerekiyordu. 3. Ailemle birlikte 17 yıldır Ankara'da yaşıyoruz. Burada da yanlışlık var. 17 bitişik yazılmış. Bu ayrı yazılmalıydı. Ankara'da ifadesi doğru yazılmış. Özel isim olduğu için büyük harfle başlamış. Daha 2'de ayrılmış. Dolayısıyla burada bir tane yanlışlık var. 4. Halime Şef yaptığı üzümlü keklerle bizi sevindirdi. Burada herhangi bir yanlışlık yoktur.
Yazım yanlış olan cümleler 2 ve 3 numaralı cümlelerdir. Doğru cevap C şıkkıdır. 20. soru. Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla gelmesi gereken noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Büyük insanların iki kalbi vardır. Evet, buraya iki nokta üst üste gelmeli. Biri sever, virgül, diğeri ümit eder, nokta. Evet, noktalama işaretleri sırasıyla iki nokta üst üste, virgül ve nokta olmalıdır. Doğru cevap B şıkkıdır. 21. soru. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır? A şıkkı. Baharda doğanın her rengini görebilirsiniz. Buradaki kelimemiz renk, K yumuşamış, G olmuş. B şıkkı. Büyük düşünceler büyük yürekten doğar. Yürekten doğar. Bakın burada herhangi bir yumuşama yok. C şıkkı. Mutluluğu tatmanın tek çaresi onu paylaşmaktır. Burada da kelimemiz mutluluk. En sondaki K harfi yumuşak G olmuş. Yumuşamış. D şıkkı. Bir kitabın sayfalarında gezmek, başka diyarları gezmek gibidir. Burada da altı çizili sözcük kitap. P harfi yumuşamış B olmuş. Dolayısıyla A'da, C'de ve D'de yumuşama var. B şıkkında yok. Doğru cevap B şıkkıdır. 22. soru. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisi ek alarak yeni bir anlam kazanmamıştır? Bilinçsiz davranışlarımız doğaya her geçen gün daha çok zarar veriyor. Alacağımız önlemlerle doğaya verdiğimiz bu zararı azaltabilir ve birçok canlının yok olmasını hep birlikte engelleyebiliriz. Birinci kelimemiz bilinçsiz. Bilmekten bilinç olmuş arkadaşlar. Burada yeni bir anlam kazanmış. İkinci kelimemiz önlemlerle. Ön kelimesinden önlem olmuş. Burada da yeni bir anlam kazanmış. Üçüncü kelimemiz zararı. Kelimemizin kökü zarar. Ö2 almış. Burada yeni anlam kazanmamıştır. Dördüncü kelimemiz canlının. Kelimemizin kökü can. Candan canlı olmuş bakın. Burada da yeni bir anlam kazanmış. Yapım 2 almış. Yeni bir anlam kazanmayan sözcük 3 numaralı sözcüktür. Doğru cevap C şıkkıdır. 23. soru. Aşağıdakilerin hangisinde C eki eklendiği sözcüğe bir işi veya sanatı kendisine meslek seçmiş olan anlamı katmıştır? A şıkkı yemekleri işe yeni giren aşçı hazırlamıştı. C eki alan kelime budur. B şıkkı bir yolcu gelmediği için otobüsümüz hareket etmedi. Buradaki kelimemiz de yolcudur. C şıkkı onun aceleci tavırları yanlış yapmama neden oldu. Buradaki kelime aceleci. D şıkkı bu sene bizim sınıf sabahçı olacak. Buradaki kelimemiz de sabahçı. Şimdi bu kelimelerden aşçı, aş kelimesine çı eki almış. Bir işi veya sanatı kendisine meslek seçmiş olan anlamı katmış. Doğru cevap A şıkkıdır. 24. soru. Ali'nin evcil hayvanları ile ilgili bazı bilgiler tabloda verilmiştir. Farklı bir ülkeye uçakla seyahat edecek olan Ali'ye havayolu şirketinin hayvanların taşınması ile ilgili gönderdiği seyahat kuralları şunlardır. Uçakta sadece köpek, kedi ve kuş taşınabilir. 8 kilogram ve üzeri evcil hayvanlar uçağa alınmaz. Aşısı 2018 yılından önce yapılan evcil hayvanlar uçağa alınmaz. Buna göre Ali hangi evcil hayvanıyla seyahat edebilir? Uçakta sadece köpek, kedi ve kuş taşınabiliyordu. Dolayısıyla su kaplumbağası taşınamaz. Bunu eleyelim. 8 kilogram ve üzeri evcil hayvanlar uçağa alınmıyordu. Şimdi köpeğin ağırlığı 9 kilogram olduğu için bunu da eledik. Aşısı 2018 yılından önce yapılan evcil hayvanlar uçağa alınmıyordu. Şimdi papağanın aşısı 2017 yılında yapılmış. Yani 2018 yılından önce yapıldığı için papağanı da götüremez. Geriye sadece kedi kaldığı için doğru cevap B şıkkıdır. 25. soru. Masallarla büyüyen çocuklar edindikleri bilgi ve deneyimlerle eğitim öğretim hayatına daha kolay uyum sağlar. Bugün birçok eğitimci masalın çocuklarda duygu gelişimini desteklediğini ve düş gücünü artırdığını söylemektedir. Ayrıca çocukların kendi dilini kavraması ve etkili kullanmasında büyük payı bulunduğu görüşünde birleşmektedirler. Dinleme alışkanlığının kazanılmasında da masalın ayrı bir rolü vardır. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi masalların çocuklara kazandırdıklarından biri değildir? A şıkkı hayal dünyasını zenginleştirmek, B şıkkı okul dönemine hazırlamak, C şıkkı ana dilini geliştirmek,
D şıkkı kendi kültürünü tanımak. Metne göre kendi kültürünü tanımak masalların çocuklara kazandırdıklarından biri değildir. Doğru cevap D şıkkıdır.